Şimdi biz onu da anladık. Mesih Tamam. beklentisi. Şimdi işin özüne, İslam'a gelmeye başlayalım. Evet. Çünkü buradaki kavramı daha çok detayladığımız zaman vaktimizi kullanmış olamayacağız. Şimdi İslam'a gelince Hz. İsa aleyhisselam Yahudilerin iddia ettiği gibi din bilgin olmakla beraber imkanlarını dünyevileştirip Hristiyanlık diye bir din çıkarmış olan bir kişi değildir. Yahudilikten ayırıyoruz Mesih. Hristiyanların söylediği gibi Baba kutsal ruh olup Hinduizm'de olduğu gibi Tanrı'nın yeryüzündeki bir avatarı da değildir. Hristiyanlıktan da ayırıyoruz. İslam'a göre Hz. İsa, Adem Aleyhisselam'da olduğu gibi, Muhammed Aleyhisselam'da olduğu gibi La nufarrigu beyne ahadim min rusuli. Aralarında hiçbir fark yoktur. İtikadi olarak bütün peygamberler birdir bizim için. O yüzden imanımız da amentü de ve rusulihi deriz. Bütün peygamberle iman ederiz. Hz. İsa gelmiştir, İslam'ı anlatmıştır. İçine batıllık konulan İsrailoğullarını ıslah etmeye çalışmıştır. Saf suresi 6. ayette ifade ettiği gibi اِذْنِ قَالَ عِيْسَ بُنُ مَرْيَمَ يَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدِ Saf suresi 6. ayet. Ne Ey diyor? İsrailoğulları ben size sizden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayıcı, tasdikleyici, benden sonra gelecek Ahmet isimli bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim diyor. İsim veriliyor direkt. Biraz önceki gösterdiğim bütün peygamberlerden alınan sözde bir elçi diye sıfatı veriliyordu. Saf suresi 6. ayette direkt ismi veriliyor. O yüzden Bakara suresi gibi sürelerin bazı ayetlerinde Peygamber Aleyhisselam'ı kendi evlatlarını tanıdıkları gibi anlatılır. Ya'rifûne kemâ ya'rifûne ebnâ'ehum. Evlatlarını tanır gibi Muhammed Aleyhisselam tanırlar diyor. Şimdi o İsa Evet. Aleyhisselam bize göre burada çarmıha gerilmemiştir. Getsemane bahçesinde tutsak olarak edilmeye çalıştığında Havari Yahuda İskavrot tarafından ispiyon edildiğinde Allah Azze ve Celle onu kurtarmış. Onun suretinde buraya kendisini yerleştirmiştir. Ve İskavrot buradan getirildiğinde şurada bir 15 numarayı gösterelim. O çile yolu diye Via Dolorosa diye bahsedilen yolu şuradan girdiğinde İsa Aleyhisselam yaşamamıştır. Onu ispiyonlayan Yahudi asıllı ve aynı zamanda hain olan Yahuda dediğimiz işte bu görmüş olduğunuz bakınız bahçenin olduğu yerden yakalanır. Burada Evet. 14 tane kilise ve Burada durak yakalanan noktası Hazreti vardır. İsa mı yoksa onun yerine başka biri mi? Yakalanan ona ihanet eden havari. Onu Hazreti İsa diye Evet, yakalıyorlar. Hz. İsa Aleyhisselam'ı Allah oradan koruyor ve bahsettiğimiz gibi Zeytin Dağı'nın olduğu yerde semaya Allah Azze ve Celle onu yükseltiyor. Buradaki çile yolundaki eziyetleri çeken de Yahuda ve gelmiş olduğu güzergahta burada gördüğünüz gibi burada güzel yakalamışım. Bir tane de resim var onu göstermiş olalım. 17 numara Burası olacak. şurası çarmıha gerildiği yer mi burası? Çarmıha gerildiği yer, evet burası. Şimdi onun bir resmi var. İllüstrasyon olarak yapılmış olan İsrail'deki bir müze. İşte burası. Bakınız, şu sağ taraftan getiriliyor. O zamanki yapıyı gözünüzde canlandırın. Çünkü bu İsa Aleyhisselam zamandaki Evet. Mescid-i Aksa. Şuradaki kapılardan getiriliyor. Roma mahkemelerinde yargılanıyor. Sonra kendisi işkence çekile çekile getirildiği yer burası. Daha yakından göreceksiniz. İşte burası. Evet. Kuru Kafa Tepeleri. Bugün Kıyamet Kilisesi'nin olduğu yer, buradaki gördüğünüz yere çarmıha gerildiği denilen yer burası. Bakın burası da Süleyman Mabedi. Yani Mescid-i Aksa, Evet. karşı tarafta Zeytin Dağı. Zihinlerde çok daha güzel oluşmuştur değil mi? Evet. Oturmuştur. O zaman Bize İslamiyet göre, inancında çarmıha gerilmemiştir. Hazreti evet. İsa bu işkenceleri çekmemiştir. Onun Evet. evvelinde alınıp gökyüzüne yükseltilmiştir. Neden? Hemen İbrahim Bey diğer görselden verebilirsiniz vaktimiz varsa. 26 numaralı görsel. Nisa suresi 156. ayette diyor ki o asılmadı, onu asla öldürmediler diyor. Onu biz katımıza yükselttik. Bizim için Allah Azze ve Celle'nin katına yükselmiş olan Hz. İsa, Buhari'de fiten bölümünde, Müslim'de fiten bölümünde görüyoruz ki kıyamete doğru inecektir. Şimdi burada Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Bunu siz seslendirin. Vakti iyi kullanayım. Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden. Evet. Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Başkası ona benzer kılındığı için şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak
onu öldürmemişlerdir. Devam ediniz. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Devam ediniz. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yani onu öldürmediler, semaya yükseltildi, kıyamete doğru da inecek diye anlatan ayetlerden sadece birisi. Evet, Nisa suresi 157, 158 ve 159. ayetler. Evet. Daha çok ayetler vardı. Ben sadece işi temel olarak akıllarda oluşursun. Peki hadislerden nasıl biliyorduk? Hadislerde de Peygamber Aleyhisselam'ın anlatmış olduğu tariflerden biliyoruz ki mesela 13 numaralı görsel vardı. 12 ve 13'ü peş peşe alabiliriz. Buhari'nin Buyu kitabında geçiyor mesela. Hazreti İsa'nın huzuruyla alakalı. Diyor ki Efendimiz, onu açalım lütfen. Şimdi kıyamet günde şahit olacaktır diyor ya. O zaman İslamiyet inecek ya. İnancında biz de Hazreti İsa'nın ineceğine mi inanıyoruz şimdi, Mesih olarak Hazreti hocam? Hazreti İsa buradan gelecek olsa, evet. Ehli sünnetin inancına göre söylüyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın anlattığından başka bir şey anlatmayacak. Yeni bir peygamber olarak değil. Yani şimdi siz buradasınız değil mi? Evet. Şu kapıdan çıktınız, ben buradayım, sonra bir daha geldiniz. Yeni birisi olarak mı gelmiş oldunuz? Zaten buradaydınız, evet. Çıkıp mı geldiniz? Zaten buradaydık. Hazreti İsa böyle yeni bir peygamber gelmeyecek. Çünkü Hazreti Muhammed son peygamberdir. Şimdi diyor ki Resulullah Aleyhisselam Buhari'nin Buyu kitabında nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ki Meryem'in oğlu İsa'nın sizin içinize adil bir hakem olarak inmesi, Hristiyanların haçını kırması, domuzu öldürmesi, cizye vergisini kaldırması, malın hiçbir kişinin kabul etmeyeceği kadar çoğalması vaki olacaktır diye kıyamet alametlerinden bahsediyor. Biz bunu bir kıyamet programı konuştuğumuzda konuşacağız. O zaman Hristiyanların inancı ile bizim inancımız burada kesişiyor. Hazreti İsa. İnişiyle alakalı kesişiyor. Ama İsa. Ona bakarsanız Yahudiler de bir Mesih bekliyor. Onların beklediği Hazreti İsa değil ama değil mi? Diyorlar ki Hristiyanlar işte diyor sizin beklediğiniz şey geldi Mesih. Siz de Mesih diyordunuz işte Mesih geldi. Evet. Yahudiler demişler ki bizim beklediğimiz şey Mesih'in soyu Davut peygamberden gelecek. Sizinki ise Harun'un soyundan geliyor demişler. Halbuki Harun Aleyhisselam'ın soyundan gelse de Hazreti Meryem'in soyu birleşme olarak ileride Hazreti Davud Aleyhisselam'la da bağ var, akrabalık bağ sebebiyle. Şimdi baktığımızda bu da Müslim'in iman kitabında. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Meryem'in oğlu İsa'nın adil bir hakem olarak inmesi, salibi kırarak yani salip dediğimiz haçı kırması, evet. Bu ne anlama geliyor? Baba ol kutsal ruh inancını yok edecek. Yani o inancı yok etmeyi temsil ediyor. Evet, domuz öldürmesi nedir? Domuz gibi, içki gibi, fuhuş gibi, zina gibi, tesettürsüzlük gibi sadece din adamlarına yüklenmiş ibadetleri kaldıracak işi aslına yani İslam'a döndürecek diyor. Peki hocam onunla alakalı başka bir sürprizin bize var mı? Var. Hazreti İsa'nın hadislere göre yeryüzüne ineceği yeri göstereyim mi size? Onunla kapatalım programın sonlarında. Bu İslamiyet inancındaki yeryüzüne evet. ineceği yer mi? Evet. Tamam güzel. Tabii şimdi benim klasik görüntü şimdi, şeyim. Şimdi Musevilik'te gördük Mescid-i Aksa bölgesi. Hristiyanlık'ta da yine Mescid-i Aksa bölgesine iniyor Mesih. İslamiyet inancında hocam böyle bir şey var mı? Şimdi görüntülerde tabii ki şey var. 31 numaralı görüntü var. Evet. 31 numaralı görüntü. Ben biraz önce ne yaptım hata biliyor musunuz? Arkadaşlar bunu iki tanesini tek program için koymuş ya. Ben bunu farklı sanıyorum. Şimdi burası Şam Emevi Camii. Evet. Burada eskiden havarilere ait olduğu iddia edilen bir kilise vardı. Ne zamandan önce? Biz burayı ne zaman fethettik? Şam'ın fethi ne zamandı hocam? 635'lere doğru biz buralara geldik. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh döneminde, Hazreti Ömer'in fetihleri döneminde buralar İslam yurdu oldu. Küçük bir tamam. mescit yapıldı. Evet. Neden? Şimdi şöyle bakalım karşımızda. Şuradaki minare de Memlük. Buradaki minare de Memlük ama buradaki dikkat ederseniz biraz daha farklı. Oraya bakın düz bir minare. Evet. Şimdi gelen rivayetlerden tercih edilen görüş şu ki Hazreti İsa yeryüzüne indiğinde Şam'daki şu görmüş olduğunuz minarenin olduğu yere inecek. O yüzden bu minarenin ismi İsa Minaresi'dir hala daha. Bu Müslümanların inancı bu mudur hocam? Evet. Ehl-i Sünnet için söylüyorum. Sünnetteki Ehl-i Sünnet inancımıza göre. Ehl-i Sünnet nedir? Peygamberle sahabe-i kiramın yaşadığı İslam dininin ve aktardıklarını beşeri yorumlara mümkün olduğu kadar karıştırmadan mevcut yolu takip etmeye Ehl-i Sünnet vel Cemaat deriz. Ve Osmanlı'nın, Selçuklu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti ile dünyadaki çoğunluğun görüşü Müslümanlar olarak budur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.